Evet, Cevdet'e sendeyiz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün neredeyiz? Akyar. Gümüşlü. Akyar, Gümüşlü. Bu arada bir yerlerdeyiz. Korksel'deyiz. Cemalettin Kirin'in Gümüş tarafında. Burada bir 7-8 ağacımız vardı, yağmur vardı. Bugün ilk önce Bayat Ovası'na gittik. Bayat Ovası'nda Sayın Orhan Yüzbaşıoğlu'nun ağaçları vardı, onları açmadık. Hadi buradan da geçen buraya dedik. Sonra buraya geçtik. Burada Şükrü Bey'in bahçesi. Tam Gümüşlü yolunun kenarındayız aşağı yukarı. Ne yaptık arkadaşlar burada? Yine verimsiz cevizleri. Bir tane kamambir aşıladık. Bir tane fernur aşıladık. Chetner aşılıyoruz. Kalemlerimiz böyle gördüğünüz gibi. Bakın bu bıçak 10 santim. Sünnet bölgesi 13 santim arkadaşlar. Bıçak 10 santim. Kendim yaptığım için biliyorum. Bizim meşhur CD ekilerimiz acıtmadan kesen. Yavaş yavaş sezon toparlıyoruz arkadaşlar. Yine de ona rağmen bayağı işimiz var daha. Yapılacak işlerimiz var. İnşallah toparlayacağız. Artık ilk yaptığımız aşılardan resimler gelmeye başladı. Uyananlar var. Bazı erik badem aşılamıştık. Onlardan resimler geldi. Cevizlerden Fethiye Ören tarafından haberler geldi, çekim yapacaklar. Artık uyanıyormuş. Sağ ol benim o. Ya benim dizlim ala koyacak dizimden. Aynen böyle. Aşıya devam. Şimdi arkadaşlar, bütün kalemlerin doğru olmak gibi şansı yok. Kalemlerimizde eğerlikler olabilir. Bakın bu kalem bir eğri bir kalem ama yine ben bunu sünnet bölgesinde çok uzun yaptım. Şurada şöyle bir eğerlik var. Bunu ne yapıyoruz? Yanları kan hafifçe burayı fazla alıyorum bakın. Burada düzelttim. Burada da şöyle hafifçe bir kavis var. Yerinde kendine göre açtık mıydı? Hiçbir problem olmaz. Şurada stoperde ne yapıyorduk? Alıyoruz. Kambiyum yapsın içeri doğru. Buradaki yarayı genişletmiş olduğumuz için şu şekilde koyuyoruz. Ölçümüzü alıyoruz hemen. Şimdi kalemin yan tarafı doğru olursa ölçü almadan direkt çekiyoruz ama dediğimiz gibi bir eğerlik varsa kalemde ölçü alarak, yani kalemimizin kendine göre şurada bir eğerlik varsa ölçü alırsak ne oluyor? Kalemin kendine göre yaraşmış oluyoruz. Kalplamızla açıyoruz. Kabuk çok kalın. Mübarek. Sanki kalkan yapsak koca kendimizi kabuktan. Şurada sırtından hafifçe alıyorum. Ha efendim, alınmasa ne olur? Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Ama ben şunu gördüm. Burada aldığım zaman ilk kaynamada şu kabuğun içindeki şu nem burayı besliyor. Bazı hem öyle aşılar gördüm. Bunun burada yapışık kaldığını gördüm aldığımız için. Evet, son kalemimizi takıyoruz. Bugünün son kalemi. Şuradan şöyle alıyoruz dedik. Bakın bu kalem doğru bir kalem. Bunun için bunda ölçü alırken kalemle uğraşmanın bir alemi yok. Direkt diz çizip kabaca bir ölçü alıp hemen aşımızı halledebiliriz. Bak burada direkt dizgi çekiyorum. Neden? Çünkü kalemin yan tarafı doğru artık. Bu kalemin yanı doğru olduğu için koyuyorum. Şuradan koydum. Buradan çekiyorum şöyle aşağı doğru. Doğru bir kalem olduğu için elimde.
Ama kalemimiz eğriyse tabii takdir edersiniz. Hepimizde o kadar kalemin içinde doğru kalem bulmak mümkün değil hepsinde. Eğri de olabilir, bir problem olmaz. Yanımızda iki çeşit skalpel taşıyoruz. Birisi 12 milim, birisi 10 milim gördüğünüz gibi. Hemen dar yerlere ne yapıyoruz? 12 milim girmediği için 10 milim skalpel ile bu işi de halletmiş oluyoruz. Evet. Bunu da buradan çaktık mı? Bitti. Skalpelimizi de yerine koyuyoruz. Süreci. Güzel baş oldu. Hayırlı olsun. Şükür abimize şimdiden. Çizginin birini uzun çektiğimiz orayı kapatmıyoruz. Mümkün olursa burada da böyle bir tarafa doğru meyilli açıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi şu köşeyi buradan aşağıya akın pinsin istiyorum. Maksuz ben bir tarafa yan kesiyorum böyle ağaçları. Yani burada su birikmesin. Şuradan bir kanal oluştuğunu aşağı açsın diye. Üst taraflarda üstte sarabiliriz, önemli değil. Ama şurada orayı kapatmıyoruz. Yani su buradan giderse şuradan aşağı aksın. Kullanması da rahat oluyor. Böyle şey olduğu için, memeli olduğu için. Evet. Burayı ben pamuk iple bağlayayım. Pamuk da biraz incedi bu sefer. İlk aldığımız iplere benzemiyor. Kırıldığı için birkaç tur fazla kutluyum. Uğraşmamak için. Şurada da şöyle yapıp çektim mi ipimi de şöyle yapıyorum. Bitti. Artık toprak zamanı. Toprak arkadaş çok çamurluydu. Ne yaptık? Gittik kuru bir yerden toprak bulduk. Çamurlu toprakla karıştırdık. Tavlu toprak haline getirdik. Ne yapıyoruz? Üstünden bölgelerimizin arkasına toprak gidiyoruz. Kalemlere fazla dokunmadan. Poşetimiz hem toprağa, poşetlerimiz hem kalemlere dokunmayacak. İlk şu sünnet bölgemizin arkalarını sıkıştırıyoruz korlarda. Hem hava almasın hem de orada bir kaşılarımıza destek olsun. İlk aşağıdaki sünnet bölgesini sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Bayağı bir sıkıştırıyoruz orayı. Şöyle gördüğünüz gibi.
buradan da kalemle arkadaşlar yapıyorken toprak olduğu takdirde ne yapıyor? Hem bizim kalemimizi korumuş oluyor hem de gece gündüz sıcaklıklarını hissettirmemiş oluyor kalemlere. Yani gündüzle gece sıcaklık arasındaki farkı hissetmemiş oluyor kalem. Böylelikle taşı bitiyor. Evet. Hoşça kalın. Cevizle kalın arkadaşlar.